Teyzen şöyle bir iddiada bulundu. Funda ile Sıla'nın ortak özelliği nedir? Yani niye gelin görümcü aynı anda eş zamanlı beraber kaçarlar, her ikisi de çocukları bırakırlar diye sordum. Sizin ortak noktanızın madde kullanım alışkanlığı olduğunu iddia etti. Esra Hanım, ben Funda. Heh, görümce Funda, merhaba. Merhaba. Aileniz sizi aklınız... arıyor mu? Benim ailem beni aramıyor çünkü ben ailemle görüşmüyorum. Şöyle bir şey var. Görüşmüyorsunuz. Sizin yaptığınız, görüşüyorum. Sizin yaptığınız... yaptı mı? Yaptı. Evliliğin içerisinde şimdi cezaevine girdi. Psikolojim bozuldu. Evden kaçtım. O dönem yaptı. Peki. Çocuğu anneye mi bıraktınız giderken? Hayır. Babaannesine bıraktım. Babaannesine bıraktım. Tatile çıktım. Tatil. Ama şimdi bak, tatilde kayıp başvurusu olmaz. Tatilde yer gittiğin şey bellidir. Tatil köyü bellidir. Yer bellidir. Buna tatil demeyelim. Teyze, Sıla'nın teyzesi madde bağımlısı olduğunuzu iddia etti ve bu anlamda Sıla'ya da benzer alışkanlıklar kazandırdığını söyledi. Siz bana madde deyin, ben size demir falan göstereyim. Ben madde nedir bilmiyorum yani. Siz biliyorsunuz herhalde bu kadar çok söylüyorsunuz. Eşiniz bu sebeple mi cezaevine girdi? Evet, eşim madde için cezaevine girdi. 3 aylık evliydim, 1 aylık hamileydim, eşim cezaevine girdi. Sen anladım. Benim yeğenimi getir, tamam mı Funda? Ben sen benim yeğenimi buraya getir, getireceksin. Sen getireceksin yeğenimi. Senin yanında Funda, seni dinlemek istemiyorum. Bu arada şimdi gelen ihbarlar, bu arada gelen ihbarlar Ankara'da olduğunu söylüyor. Telefon hattına, ihbar hattına düşenler çok uzağa değil, hep Ankara'dan ihbarlar geliyor. Funda Hanım, para teklif ettiniz mi? Ben oraya takıldım da, niye para teklif ettiniz? Siz tatildeyseniz tatilde parayı harcayın. Teyzeye niye para teklif ettiniz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu kanıtlı bir şekilde bana para teklif ettiğimi. Benim Instagram'larımı sildiniz. Bütün resimleri sildin. Sen niye açmıyorsun da Sıla'nın Instagram'ından kullanıyorsun? Benim mesajlarımın hepsini sildin Funda sen. Funda sen benim çok uyanık. Barış üslubunuza dikkat ettiğiniz sürece istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Bir dakika Fatma peki. Hanım, buyurun. Şöyle söyleyeyim. Madem bu kadar çok seviyor yerini, neden yeğenine küçükken, büyükken sahip çıkmamış, bu kız küçük yaşta evlenmeye karar vermiş? Ben küçük evlendi. Neden arkasında durmuş? Bir dakika. Şimdi evlendiği kişi senin abin. Hadi o dönemde şikayetçi Funda. Olmadı. Olduk. Oldunuz mu? Olduk, sonra vazgeçildi. Başka bunlar kendi aralarında bir sürü olaylar olduğu için Funda peki, bak ayıp ediyorsun. Şimdi derin bir hikaye var altında. Senin abinle evli, sen ailenle anlaşamıyorum ve kaçtım dedin. Sıla, Sıla'nın kocasından kaçma sebebi nedir? Kaçmadı kocasından, neden kaçtın? Ama ben şimdi... eşimle ayrılmak istiyorum cezaevinde. Sen beni senin eşinden bahsetmiyorum. Şimdi senin yanındaki kişi tamam senin 5 yıllık gelininiz. Tamam, yani. Hatta tamam. Eskiye dayanıyor. Yani 13 yaşında abin tarafından istismara maruz kaldığı, sonra herkesin şikayetini geri çektiği ve evlilikle sonuçlanan bir ilişkiden bahsediyoruz. Yani daha kayıp bir hayattan. Şu an niye Sıla senin abinden kaçıyor? Niye kocasından kaçıyor? Ben mesaj açıyorlar şu an. 27 gündür yok. Annem bununla yatıyor Sıla. Birazcık kendine gel ve bu programa çık. Tamam mı? Başka bir şey demiyorum. Yanındakini konuşturma. Yoksa suç duyurusunda bulunuyorum. O çocuğun iki tarafta da kalmasın. Esra Hanım, o çocuk iki tarafta da kalmasın. Niye şikayet? Size ne gibi mesajlar atıyor Fatma Hanım? Yani Sıla'nın teyzesi ne yazıyor? Ben satıyormuşum kızım onlara yeğenimi. Ben asla sana öyle bir mesaj atmadım Funda. Bir dakika. Şey hani evet. Sıla'yı sen kandırıyorsun. Bu yola sen soktun. Senin yüzünden sen Sıla'yı çok etkilediğin için Sıla senin yanında. Senin yüzünden çocuğunu bıraktı diye sürekli böyle şey mi söylüyor, söz mü söylüyor size? Evet, ama böyle bir şey yok. Ben de 20 yaşındayım, o da 20 yaşında. Biz aynı yaşındayız. Kimseyi kandırmıyor. Evden giderken para götürdünüz mü? 27 gündür geçmenizi nasıl temin ediyorsunuz? Evet. Eşi tarafından abim benim para gönderiyor yani artık gönderiyor bize. Abin niye o zaman bize söylemiyor da biz buraya çıkıyoruz? Niye söylemedi? Yes, üç gün önce oradaydım. Niye söylemedi? Hüngür evet. Hüngür ağladı abin. Ben dedim ki abine. Çok üst üste duymuyorum. Abiniz evden giderken Funda ile Sıla, işte annemin biriktirdiği bir para vardı artık ne kadar bilmiyorum ama 70 bin TL. Onu çalıp gittiler demiş sizin için.
Hayır, bunun kanıtı var mı? Abimin ağzından duydunuz mu? Ya da yazılı bir sesin oldu mu size abim tarafından? Bunu Fatma Hanım söylüyor. Ama sizin... ben sabahleyin sana söyledim. Sen bana dedin ki abim orada küfür, uygunsuz kelime kullandım ve dedin ki bizim cebimize 75 hani demir parayla 500 ve 25 kuruş tam söyleyemediğim için o kadar para var dedin. O zaman 27 gündür neredesiniz? Müzik çalan bir yerdesiniz. Acaba Tekirdağ'daki... Burada söylemek istemiyorum. Kimseyi ağzıma almak istemiyorum. Müzik hol mısınız? Evet. Neredesiniz? Daha önce müzik holde çalıştı mı Funda? Şimdi burada bak Funda konuşmak istemiyorum ve getir yeğenimi. Sadece yeğenimi getir. Yeğenimi getirmiyorsan 2 yaşındaki Barış Kurt'un çocuğunu burada diyorum ki devlet savunması altına alınsın diyorum. Başka da bir şey demiyorum şimdi Funda bu... anladın mı? Yasaklı çocuklar yurda mı alınsın? Çocuklar, Funda'nın çocuğuna karışmıyorum. Karışmıyorsun. Ama Sıla Kurt, Sıla anne olamamışsın. Hiçbir şey neden, olamamışsın. Neden devlet nasıl alsın? Bir de babası var şimdi bak. Ama kayınvalide var, baba var. Anneyi bir terk etmiş. Geride kaldığında baba ve anne, babaanne çocuğa bakar mı? Baba diyor. Yoksa o evin içerisinde çocuk daha bakımsız mı kalır? O evin içinde bunlar gittiği için doğru düzgün bir şey olmaz. 3 gün önce de abisi evdeki tabancamla... Sordum ama lafı evirip çevirdi Funda. Efendim. Abinden hani size yönelen bir tehdit var mı? Bu ilk ifade verdiniz mi önce siz? Evet verdim. Kaçtıktan kaç gün sonra ifade verdiniz? Kaçmadı. Tatile çıktık. Tamam. Tatile çıktığınızda baban seninle ilgili işte ya da ailen seninle ilgili kayıp başvurusu yapıyor. İşte Barış abin yapıyor. Bizi tehdit ediyorlar, bizi öldürecekler gibi bir... tehditten bahsettiniz mi? Hayır, hayır. Uzaklaştırma kararı aldınız mı? Hayır, uzaklaştırma kararı da almadık. Yengem adını aldı. Evlilik sürecinde bir sene önce bir tartışmalar oldu. Tamam. O zaman bir uzaklaştırma aldı. Gerisi. Sizin kaçış sebebiniz nedir tam olarak? Yani kimden, neden, niçin kaçıyorsunuz? Biz kaçmadık Esra Hanım. Biz çok güzel kurgu yapmayı başarıyorsunuz. Çok evet. Güzel. Peki nasıl bir hayatı planlıyorsunuz? Şimdi... Eylül'ün ilk haftası gidiyorsunuz. Her ikiniz de senin annenin evinden çıkıyorsunuz. Her ikiniz de senin çocuk 1 yaşında. Sıla'nın çocuğu 1,5 yaşında. İkiniz de çocukları bırakıyorsunuz. Yani nasıl bir hayat yaşamayı planlıyorsunuz ya da nasıl bir hayatı arzuluyorsunuz? Bunu sorayım sana. Esra Hanım, biz kaçtık veya tatile çıktık. Ben kaçırdım veya bıraktım. Bu sizi ilgilendirmiyor. Biz de bu sen tamamen birey olarak sizin kendi cevabınız. Sıla başka bir insandır. Onun cevabı farklı. Farklı. Ben size şunu soruyorum. Nasıl bir hayatı deneyimlemek ve yaşamak için çocuklarınızı bırakıp evi terk ettiniz? Kaçmadım. Ben tatile çıktığım için çocuğumu eşime emanet ettim. Kime? Ben kaçmadım. Eşin de çocuğunu çok iyi bakıyor Sıla. Sana evet, hiçbir şey demiyorum Sıla. Eşi nasıl bakıyor? Sıla mı bu Funda mı? Şu an Sıla, Sıla diyor. Sıla... Sıla bak yalan söyleme, eşim bakıyor deme. Bundan 1 sene önce senin uzaklaştırma kararın var mı yok mu? Geldin mi gelmedin mi? Yediğin dayakları o resimleri gösterir miyim göstermez miyim? Hepsi mi yalan? Şimdi bakın birinizin 1 yaşında diğerinizin 1,5 yaşında evlatları var. Ve 27 gündür biz tatildeyiz demek bu anneler için küçüksünüz de hayatın olağan akışına aykırı bir durum. 27 gündür hiç kimse 1 yaşındaki evladını bırakarak tatile gitmez. Bunun adı kafa dinlemek de değildir. Ama gerçekten içinde bulunduğunuz durum tehdit alıyorsanız bu konuda Esra Hanım soruyor, onu da tiye alıyorsunuz. Bir uzaklaştırma kararınız var mı? Bu benim için çok önemli bir cevap çünkü. Kocam beni ya. Öldürecek, abim hayır. Beni öldürecek, biz beraber hayır. Kaçtık. Benim abim şiddete karşı bir insan. Şiddete karşı da... Neden niye? O zaman o biraz kadar önce dövdü? Söyledin ki karı koca aralarında tartışmalar vardı, şiddet vardı dedin. Bu seni ilgilendirmez, sizi ilgilendirmez. Hayatım, Sıla. Bir şey söyleyeceğim. Sen istediğin yere gidebilirsin. Ama Sıla senin peşine niye takılıyor? Sen ona ne vaat ediyorsun? Ya da Sıla sana ne vaat ediyor? Ya gel Funda beraber gidelim, bak şurada şu var. Bana mantıklı bir şey söyleseniz diyeceğim ki... ...ya bak çok güzel, bunun için gitmişler. Onu duyamıyorum ki bir türlü. Sıla bu yayına çıkıyorsun. Ben seni görüyorum.
Biliyorum. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Bak 14 yaşındaki Deniz benim öz ablam diyor. Ben onu tehlike altına alıyorum sizin sayenizde. Sıla senin sayende. O çocuğun hiçbir suçu yok 14 yaşındakinin. Sen buraya geliyorsun. 2 yaşındaki çocuğunu bir saniye görmeden duramıyordun. Ve 2 yaşındaki çocuğun 3 gün seni tanımıyor bile. Annen... Anne, anne, anne dediklerinde senin annen diyorlar. Uygunsuz kelimeyi burada kullanmıyorum. Defalarca kullanılmış kelimeleri sen biliyorsun. Çıkıp geliyorsun neredeysen. Şimdi... Müzik olma, müzikli bir yerdeymişsin geliyorsun. Bak diğer insanların, o Tekirdağ'daki insanların hiç kimsenin adını ve kayınbabanın adını karıştırmak istemiyorum. Hepsi dedi ki haberimiz yok, haberimiz yok, haberimiz yok. 3 gün önce Barış anneni dövmeye kalktı biliyor musun? Şiddete karşı. Senin bu kadar şiddete karşı senin anneni dövmeye kalktı. Senin annene hiç kıymıyorsan Bundanın... ben sana hiçbir şey demiyorum şimdi Sıla. Şimdi kendi annesini mi dövmeye kalktı? Sıla'nın annesini, hasta annesini. Evet, şu an ben sana hiçbir şey demiyorum. O annen senin ne hallerle bu saate getirdiğini sen çok iyi biliyorsun Sıla. Telefon attığında şimdi Funda mı var, Sıla mı var? Sıla. Sıla sensin telefon attığındaki kişi. Funda sanırım telefondan çekildi. Şimdi evet. Fatma teyzen aslında hikayenin çok daha derinini biliyor. Öncelikle bu 5 yıllık evlilikte senin hikayenin evden... Hikayenin imkan yok. Hikayeyi yaşayan benim. Peki evden ilk ayrılışın mı? Daha önce de ayrıldın mı evden? Hayır ayrılmadım. Ben evden zaten şu an ayrı değilim. Ben eşimle beraberim. Peki uzaklaştırma, hani eşini uzaklaştırma alıp eşini evden uzaklaştırdın mı? Bu seni ilgilendirmez. Peki annenin evine gittin mi? Sıla kayınvaliden ne dedi biliyor musun? 5 kere evden kaçmışsın sen Songül'e dedi demiş. 5 sefer evden kaçtın mı sen? Demişlerle bana gelmeyin abi. Demişlerle gelmeyin bana. Demişlerle değil bak Sıla. Sıla canımın bak. Gibi yalanlar söyleyebilirim. Bak hiç iyiye gitmiyorsun. Ben de öldükten sonra. Şu iddiayı duydun mu Sıla? Anneni dövmeye kalkmış eşin. Arasında bir husumet mi var? İşin bitmiştir Sıla. Ne sen bana ne dedin? Sen bana ne dedin? Ben seni konuşmak, seni dinlemek istemiyorum. Annem yok, aman abim yok. Seni dinlemek istemiyorsanız o zaman kapatın. O anlamda değil Sıla. O anlamda değil. Sen kapatın, benim... tamam konuşmayın. Kapatın. Bir dakika. Sıla sen var ya yürüyemiyorsun. Şu an senin bacakların kırıldı. Çık bu yayına. Ne demek çık o? Çık insan gibi çık. Hayır bacakları ne yani demek? Yani eşi mutlaka birisi bir şeyler yaptı. Çık yayına. Bir saniye. Bacakları kırıldı derken gerçek bir bacakla hani fiziksel anlamda evet, zarar evet, gördüğünden fiziksel bahsediyor. Fiziksel anlamda zarar gördün Sıla. Çık yayına. Sıla bu iddiası doğru mu? Niye? Bir dakika. Hayır Sıla çık Hanım. Yayına niye çıkmıyorsun? Bir dakika Fatma tabii, abla. Özür dilerim. Bu hani Eylül'ün başında siz evden ayrılıyorsunuz ya siz biz tatile çıktık diyorsunuz ben de size kayıpsınız diyorum. Bu süre evet. içerisinde kocan senin bulunduğun şehre yere gelip sana fiziksel anlamda zarar verdi mi? Hayır vermedi. Peki teyzen diyor ki senin bacakların kırıldı diyor mesela. Gerçekten bu anlamda hani bedeninde bir zarar görmüş bir yer var mı? Darp aldı mı? Hepsi istira. Yani kolu şu anda vücudunda herhangi bir bölgede... Herhangi bir yerinde bir tane çizik bile yok. Ha, kırık bile yok. Şimdi teyzen... Çizik bile yok, çizik. Çizik bile yok. O tamam zaman, çok sevindim bunun sen, için. O zaman sen evet ben de sevindim. O zaman attığın resimleri ben sana atacağım tamam mı? Ne, gösterebilir o resimler misiniz? Gelecek. Bacaklarının kırık olduğunu mu? Bacakları kırık değil de morlukları. Ben o resimleri burada yayına da vereceğim. Gözünün işte sağında solunda. O zaman sen yalan söylüyorsun. Ve beni bunca millet içinde herkesin içinde rezil olmak demiyorum. Ben kızımı yavrumu arıyorum. Ama sadece diyorum ki Deniz'in başına bir şey gelirse Fatma o zaman Hanım, tek suçlu sensin. Damadınız niye kız kardeşinizi darp etti? O iddiada da bulundunuz. Kız kardeşimi 3 gün önce oraya gittik. Ben Ankara'dan geldim. Evet. Avukat Hanım. Şimdi çok özür dilerim ne olur bekleyin. Bunu da cevaplayın. Sıla'nın eşi Barış telefon attığında. Barış Bey merhaba. Merhabalar hayırlı yayınlar. Hoş geldiniz. Kaç gündür eşinizi arıyorsunuz? Bak şunu, öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii. Şimdi burada anlatılanların çoğu yalandır. Şöyle söyleyeyim. Karşıdaki benim eşimdir. Evet. Doğru mudur? Ben 1,5 yaşında benim bir kız evladım var. Evet. Şu an iş yerinde konuşuyorum. Bak sizi de iş yerinden izliyorum. İş yerinde Tabii. konuşuyorum. Buraya şimdi Fatma Hanım'ın, Fatma teyze diyeyim ona ben yine. Ama sözünün bölünmesini istemiyorum. Ben bir tabii. Tane, bir karınız kayıp mı değil mi? Onları da bir cevaplayın lütfen. Ya bak şu şekilde söyleyeyim. Her evlilikte bir anlaşmamazlık olabilir değil mi? Evet.
Her evlilikte bir anlaşmamız olabilir. Anlaşamadık. Dedik ki yollarımızı ayıralım. Hı hı. Sonradan da tekrar konuşmaya başladık. Ben evet. eşime şiddet uyguladıysam, ben hı. eşime şiddet... Ya benim nikahlı eşim bu. Ben eşimi kaçıracak Peki, olsam... Peki bu tartışmadan sonra mı Sıla görümcesiyle beraber, yani kardeşinizle beraber evi terk etti? Benim kardeşimle kaçmadı. Benim ya bir insan, bak şu an bu hitap bile çok yanlış. Bunun cezası bile vardır yani. Siz reşit insanı, nikahlı bir insanı çıkartıp burada hı hı. konuşuyorsunuz. Ben bunu söylemiyorum. Bak, şu an eşiniz kayıp değil mi? Yani nerede olduğunu biliyor musunuz? Ya bu benim nikahlı işim. Benim nerede olduğu, kayıp olduğu, kayıp olmadığı bu. Bunları ilgilendirmez. Örneğin şöyle size söyleyeyim. Bakın ben eşimi aldım. Şimdi bir tatile gittim. Telefonları kapattım. Evet. Bundan kime ne? Şu an eşinizle beraber tatilde misiniz? Ben anladığımı sorayım bak, size. Şu an biz bir ayrılma dönemine girdik. Sonradan ayrılma. Vazgeçtik. Peki bu ayrılma döneminde kayıp başvurusu yaptınız mı? Evet yaptım. Sonradan Yaptınız. Bir gün sonra bana ulaştık. Konuştuk birbirimizle, anlaştık. Birbirimizin hatalarını söyledik. Peki tekrar aynı kayıp başvurusunda kız kardeşinizin adı geçti mi? Tabii ki. Kız kardeşimle beraber dedim ama ben soy ismim tutmadığı için onların da kendi tarafı ihtarlı. Hayır ama için... şunu dediniz değil mi? Hani eve mesela şunu merak ediyorum. Şimdi eve geldiniz. Çocuklar kim bakıyor çocuklar? Anneniz bakıyor. Kendi annem bakıyor evet. Sıla'yı arıyorsunuz ulaşamıyorsunuz. Kız kardeşiniz Doğrudur. Funda'yı arıyorsunuz ulaşamıyorsunuz. Aradan saatler geçiyor. İnsanın merakı daha artıyor. Bir dakika. Merakı artıyor. Bu sefer kayıp olduğunu anlıyorsunuz ve karakola gidip diyorsunuz ki ben eşimi arıyorum. Ve kız kardeşim de onunla beraber ikisinin kaçtığını düşünüyorum. Diyorum ki eşim gidiyor karakola ifade verdi sizi yayınınıza bağlanmadan önce. Bugün mü ifade verdi? Evet bugün gitti ifade verdi. Çok sevindim. Şimdi bilişim tuşlarına gidip şikayet edecek. Evet. Ettireceğim yani. Benim 1,5 yaşındaki kızım. Evet. 1,5 yaşındaki kızım var. Benim o 1,5 yaşındaki bir dakika. Evet. Bir tane özür dilerim. Şimdi diyorlar ki burada Barış şiddet uygulamış. Ben bir kadına şiddet uygulasam ki uyguladıysam buraya çıkıp da kocasını övmez. Kaçmış, kocasından kurtulmuş bir insan kocası başı belaya girsin diye istediği kelimeyi söyleyebilir. Evet. Doğru mudur? Ben yani bunu, bak, eğer ben, uygulamadıysanız tüm bu iddiaları kesin net bir dille kabul etmiyorum diyorsunuz. Hanife Hanım'a ben şiddet uygulamışım. Buna Peki karınız siz şiddet uyguladığınız için daha önce gidip karakola sizle ilgili şikayetçi oldu mu? Bir hanımefendi şiddet değil. Bir evlilikte olur ya bir tartışma. Kıskançlık diyelim ona. Kıskançlık tartışması vardı. Annesine gitti. Ben de nerede olduğunu annesinde buldum. Yani ister istemez çocuk da yeni doğmuş o zaman. Karakola gittik. O da benden hani çekindiği için şiddetle ondan sonra karakola ertesi gün bak ertesi gün beraber karakola gidip bir hata olduğunu söyleyip mahkemeye. Peki çocuğa acaba bir saniye çocuk bir dakika ablacığım. Kırmadın mı? Şimdi teyze şöyle bir cümle kurdu. Siz eşinizden öyle bir bahsediyorsunuz ki çocuğa karşı senin annen şöyle senin annen böyle gibi kötü kelimeler söylediğinizi iddia etti. Bir de kayınvalidenizi siz dövmüşsünüz. Bunu söyledi Fatih Hanım. Karakolu var. Hanımefendi şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Şimdi bu devletin bir karapolisi var değil mi? Evet. Nasıl kayıp olduğunda hemen koşu koşu kayıp başvurusu yapıyorsak şiddete maruz kaldığımızda kayıp başvurusu yapıyoruz. Kayıp o zaman gidip şiddete. Hanımefendi ben şu an bana attığı mesajları size tek tek göndereceğim. Barış bir şey söyleyebilir miyim? Barış teyze, hepsini bir tane kapatalım. Senin haberin var ya o zaman sen yeğenimi buraya benim getir. Benim haberim var oturttur. Demiyorum bak. Hayır yanıma oturttur tamam, sen haberim yeğenimi. Yani bulunduğu yeri şehri bilmiyorum ama telefonda iletişim kuruyoruz. Kuruyorum. Hanımefendi Peki, şimdi bak. Boşanmak istediğinizde mesela yani bu boşanma nasıl gerçekleşecek? Bu anlamda doğru bir iletişim kanalınız var mı? Şu an konuşma aşamasındayım. Ama ya niye? Üç gün önce sen bana dedin ki Barış. Ben sen bana şöyle ne dedin? Evet. Ben gidip de o zaman şimdi... Sen dedin ki Esra'la diyor ki... Asla öyle bir şey ne demişim? Bağırmışım. Ben Esra Hanım'ı hiç görmedim. Niye yalan söylüyorsun? Tabii ben yayına gel çıkmadan önce insanlarla konuşuyorum. Gerçekten hayal dünyanızda. Bak bak Barış samimiyetle hayranım. Bakın beyefendi ortada bir gerçek var. Bir dakika. Ortada bir gerçek var. İki tane çocuk var. O iki çocuğa şu anda kim bakıyor? Ben bakıyorum babası bakıyor. Baba Sen şimdi baba siz olamazsın. Hem kendi evladınıza bakıyorsunuz hem de yeğeninize bakıyorsunuz değil mi? Yeğenime kendi ailesi bakıyor. Eşinin ailesi bakıyor. Cezaevinde kocanın ailesi bakıyor. Evet. Ve şu bir gerçek ki iki kadın aynı anda beraber kaçıyorlarsa ve geçmiş ve aile içerisinde bağlantılarda yasaklı madde ve bu benzeri alışkanlıklar varsa bu zaten felaketin en büyük habercilerinden biri. Daha İstanbul'da dün basına düşen çok önemli bir haber vardı. Yasaklı maddeyi kullanan bir genç kendi annesinin canına kıydı. Gerçekten bir felaket. Sokaklardan, insanlardan ve insanların bedeninden
Bunları temizlememiz lazım. Olay sizin buraya anlatıp yumuşattığınız gibi bu kadar tatillik matillik bir olay değil. Olay çok daha vahim. Çünkü bir çocuğunuz var. O çocuğun bu toplumda en iyi şekilde yetişmesi gerekiyor. Siz de lütfen gerçekçi olun. Sizden ricam, boşanmak istiyorsanız sizi de buraya bekliyorum. Sıla Hanım, siz de boşanmak istiyorsanız sizi de buraya bekliyorum.